Arkadaşlar merhabalar. Karekök Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine türevin 12. testiyle devam ediyoruz. Fx fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde daima azalandır diyor arkadaşlar, değil mi? Şimdi azalan dediğine göre demek ki f türev x'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. Sebebi ne? Şöyle bir azalan fonksiyon çizecek olursak arkadaşlar, azalan fonksiyon soldan sağa doğru bakılır, değil mi? Sol uç tarafı bu, sağ uç tarafı bu. Bakın soldan sağa doğru giderken bir azalma söz konusu. Bir azalma söz konusu. Buradan şimdi bakın biz ne yapalım? Bu fonksiyona teğet çizelim. Şu teğeti çizdiğimi düşünün. Tamam mı? Bakın çizeceğimiz teğet doğruları bakın şu doğru. Sola yatık olduğundan dolayı arkadaşlar eğimi nedir? Eğimi negatiftir. Türev de eğim demek değil mi? O yüzden negatif olacağından dolayı arkadaşlar eğimi sıfırdan küçük diyoruz. Anlaştık mı? Peki tam tersine artan olduğu zaman da ne yapıyoruz biz? F türev x büyüktür 0 diyoruz. Sebebi? Sebebi artan fonksiyon çizdiğim zaman soldan sağa doğru artan bir şekilde fonksiyon çizdiğim zaman arkadaşlar ne olmuş olacak? Bakın buna bir teğet doğrusu çizmiş olsam ben tam şu noktada olduğunu düşünsem. Burada arkadaşlar bu doğru mavi doğruya baktığımız zaman sağ yatık bir doğru. Sağ yatık bir doğrunun arkadaşlar eğimi pozitif olduğundan dolayı yani türevi pozitif. Ondan dolayı da f türev x'in sıfırdan büyük olduğunu söylüyoruz. Tamam mı? Şimdi bakalım o zaman türevini alacak olursam fonksiyonun 3x kare eksi 6x eksi 24 küçüktür 0 diyoruz. Her tarafı 3 ile sadeleştiriyorum. X kare eksi 2x eksi 8 değil mi? Küçüktür 0 olmuş olacak. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 4 çarpı x artı 2 küçüktür 0 olmuş olacak. 4 virgül eksi 2 olmuş olacak. Bakın işaret tablosunu yaptığım zaman ne oluyor? Eksi 2'ye 4 artı eksi artı olmuş oluyor arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar eksi bize azalan olduğu kısmı soruyor ya. Bakın azalan olduğu kısım eksi 2 ile 4 açık aralığı aslında olması gerekiyor. Ama arkadaşlar ÖSYM bunu kapalı aralık olarak göstermeye başladı. Biz de o yüzden hani ağanın eli tutulmaz diye bu şekilde yapacağız ama tam da doğru bir ifade değil arkadaşlar. Değil mi? Yani şimdi şöyle daha önceki videomuzda da anlatmaya çalışmıştım. Şimdi şöyle yapalım. X kare eksi 2x eksi 4 ya. Bakın şurada bir yer açayım ben. Yer açayım. Çünkü tam bu eksi 2 ve 4 noktalarında türev 0 olmuş oluyor arkadaşlar. Ekstra 10 noktalar olmuş oluyor. O yüzden onları da böyle artan ya da azalanlığa dahil etmek çok da doğru olmuyor. Şimdi mesela şöyle bir x kare eksi 4x eksi 2x eksi 8'in grafiğini parabolün grafiğini çizecek olursam bakın eksi 2 ve 4'lerden geçecek. Şöyle siyah kalem alayım. Eksi 2 şurası 4 de şurası olsun. X karenin katsayısı artı olduğundan dolayı kolları yukarı doğru olan bir parabolden bahsediyoruz. Şöyle bir şey olmuş olacak kabaca. Şimdi arkadaşlar bakın buralarda tabi bu ne? F türev x. F türev x'in grafiği. Tam şimdi eksi 2'ye veya 4'e 0 noktası değil mi? Şu tam kökü diyoruz ya arkadaşlar. Şimdi burada ben f x gördüğüm yere 4 yazsam f türev 0'ın şu sonuç olan 0'a eşit olması gerekmiyor mu? Evet. Ama şimdi biz azalan olduğu kısımda biz ne diyorduk? 0'dan küçük olan kısımları alıyoruz. Ama bu 0'a eşit olmuş oluyor. Tamam mı? O yüzden o uç noktaları aslında dahil etmek tehlikeli bir şey ama dediğim gibi ÖSYM bu şekilde kabul ettiğinden dolayı arkadaşlar biz de bu şekilde diyeceğiz. Tamam. Geldik ikinci sorumuza. Fx fonksiyonu verilmiş. F türev x fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde azalandır diye soruyor. Bakın fx fonksiyonu azalan demiş olsaydı biz ne yapardık? F türev x küçüktür 0 derdik. Ama burada ne diyor? F türev x fonksiyonu azalan diyor. O zaman bakın ben bunun bir daha türevini alacağım. Değil mi? F türev x küçüktür 0 olmuş olacak. Anlaştık değil mi? Bakın burada şu türev ifadesi olmamış olsaydı fx fonksiyonu azalan deseydi ben birinci türevini alıp sıfırdan küçük diyecektim. Fakat f türev x fonksiyonu azalandır diye soruyor. O zaman f türev x'in bir daha türevini alıyorum. Bunun sıfırdan küçük olma durumunu inceleyeceğim. O zaman birinci türevini bir alalım arkadaşlar. 4x küp eksi 6x kare artı m. Bunların türevleri zaten sıfır olacak. Bir daha alıyorum. 12x kare eksi 12x küçüktür sıfır olmuş oluyor. Değil mi?
Her tarafı 12'ye bölecek olursam x kare eksi x küçüktür. 0 olmuş oluyor. X parantezine alırsam x eksi 1 küçüktür. 0. Köklerimiz 0 ve 1 olmuş oluyor. Bakın hemen 0 ve 1'i işaretledim burada. Artı eksi artı dedim. Azalan olduğu aralık 0 ile 1 aralığı olmuş olacak. Ama dediğimiz gibi biz bu şekilde kabul edeceğiz. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 3'e. Fx fonksiyonu azalan olduğu en geniş aralık. Azalan dediği zaman arkadaşlar ne yapacağız? F türev x'in sıfırdan küçük olduğu durumu konuşmuş olacağız. Alalım o zaman türevini. F türev x eşittir 3ax kare eksi 8a eksiyi de dağıttım. Eksi 8a eksi 4 olmuş oldu. Bu sıfırdan küçük olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? Bunun azalan olduğu en geniş aralığı bak bize burada vermiş. Yani biz bunun şuradan sonra ne yapacaktık? Tablosunu yapmayacak mıydık? Bakın tablosunu yaptığımız zaman B'ye 2 olarak vermiş arkadaşlar. Demek ki artı eksi artı olacak ki azalan olduğu kısım bu aralık olmuş olsun. Değil mi? Yani bu B ve 2 nedir? Bu denklemin şu denklemin aslında kökleri. O zaman biz kökler toplamını yazacak olursam arkadaşlar ben burada kökler toplamını yazsam ne olacak? Eksi B bölü A'dan ne gelecek? 8A bölü 3A gelmiş olacak değil mi? Buradaki köklerini toplarsam B artı 2 olmayacak mı burada? Evet. Buradan da 8 bölü 3 eşittir B artı 2. B değerini buradan nasıl kaç bulurum? 2 bölü 3 olarak bulmuş olurum. Değil mi? Aslında hayır şurada bir hata yaptık. Şurada bir hata yaptık maalesef. Niye? Çünkü şurada x yok ki arkadaşlar. Değil mi? Şurada x yok ya. X olmuş olsaydı o şekilde yapardık. Sabit terimiz bu. X'li katsayı terim olmadığından dolayı bakın şurası 0x. O yüzden köklerinin toplamı ne olacak? Eksi b bölü a'dan 0 olmuş olacak. 0 eşittir. Kökler toplamı b artı 2 gelecek. B'nin de buradan eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Evet tehlikeli bir soru. Şimdi kökler çarpımı ne olacak? Kökler çarpımı da arkadaşlar c bölü a'dan bakın sabit sayımız eksi 8a eksi 4 bölü 3a olacak c bölü a'dan. Köklerinin çarpımı b ile de 2'nin çarpımı ne olacak? 2b olacak. B'nin de eksi 2 olduğunu biliyorum. Yazarsam eksi 4 olmuş olacak. Değil mi? Eksi 4 olmuş olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam eksi 8a eksi 4 eşittir. Eksi 12a olacak. Buradan da 4a eşittir 4. A da 1 gelecek. A eksi b farkını soruyor bize. A eksi b'de ne olmuş olacak arkadaşlar? 1 eksi 2'den 3 değeri gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Buna bir yıldız atalım. Geldik dördüncü soruya. Fx parçalı fonksiyon şeklinde tanımlanmış. Fx fonksiyonu x eşittir bir apsis noktada türevli olup. Türevli ise arkadaşlar ne demek bu? Sağdan limiti var demek. Aynı zamanda sürekli demek değil mi? O zaman arkadaşlar bakın ben şimdi sağdan soldan limite baktığım zaman bakın soldan limite baktığım zaman ne olacak? 1'e soldan yaklaştığım zaman limiti 1 eksi a olacak. 1'e sağdan yaklaştığım zaman limiti bakın şunu kullanacağım. X gördüğüm yere 1 yazarsam b eksi 4 olacak. Sağdan soldan limitler birbirine eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü türevli bir fonksiyondan bahsediyoruz. 1 eksi a eşittir b eksi 4'ten a artı b'nin biz 5'e eşit olduğunu buradan söyleyebiliriz. Değil mi? Bu noktada aynı zamanda türevliyse arkadaşlar sağdan soldan türevler de birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Bakın bir noktasındaki türeve bakacak olursam ben soldan türeve ne diyelim? Burada 2x dedik değil mi? Bakın sağdan türeve baktığım zaman bir noktasındaki bakın bx eksi 4'ün türevi de ne olacak? 1. Tabii x yerine 1 yazdığım zaman buradan b değerinin 2'ye eşit olduğunu anlarız. B buradan 2 ise a'da 3 olmalı. A eşittir 3. A ile b'yi biz ne yaptık? Bulmuş olduk. Evet. Şimdi x eşittir 2 noktasında da bakın sürekli olmadığına göre. Sürekli değilse o zaman türevli de olmaz. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman şimdi ne yapalım? Şu fonksiyonun türevlerini alalım. Sağdan soldan türevleri birbirine eşit olmayacak. Değil mi? 2'ye soldan yaklaştığım zaman türevden bahsediyorum tabii. Bakın bunun türevi b. Bakın eşit olamaz. Eşit olamaz. Şuraya sağdan türeve 2'ye sağdan yaklaşırken bunun türevi ne olacak? 2ax artı 2b. Tabii x eşittir 2 noktasından bahsediyoruz. 4a artı 2b olmuş olacak. Değil mi? Tabii bunlar birbirinden tabii arkadaşlar ne olacak? Farklı olacak. Aslında buradan da bir şey de gelmez de şöyle diyelim.
Şöyle diyelim. Sağdan soldan yaklaştığım zaman arkadaşlar şöyle x2'ye bakın yaklaşıyorum. X yerine 2 yazdım şu fonksiyonda. 2b-4 olacak. Eşit olamaz. Buradan x yerine 2 yazdığım zaman 4a artı 2b x 2b x'te x gördüğüm yere de 2 yazarsam burası 4b mi olmuş oluyor? 4b artı c olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu a artı b'nin 5 olduğunu ben biliyorum ya. O zaman bunu 4 ile çarptığım zaman arkadaşlar ne olacak? Burası 20 olmuş olacak. Bunu sağ tarafa atarsam bakın c'yi arıyorum ben çünkü. C eşit olamaz. B'nin de ben 2 eşit olduğunu biliyorum. 2 çarpı 2'den de ne olacak? 4 olmuş olacak. 4 eksi 4'ten de 0 olacak. 20'yi sol tarafa atarsam da C değeri buradan eksi 20'ye eşit olamaz. Değil mi arkadaşlar? Tabii şunu nereden yazdık? Bakın ilk yazdığım ifadeden bir şey gelmeyecekti. O yüzden şuradan yazdım. Şimdi sürekli olmadığı ne demek arkadaşlar? Bu limiti olabilir. Ama sürekli değil demek sağdan soldan türevleri birbirine eşit olsa da fonksiyonun o noktadaki yani iki noktasındaki değeri limit değerine eşit olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Burada iki noktasındaki fonksiyonun o değeri ax kare artı 2bx artı c ya. Bunun 2'ye soldan bakın yaklaştığım zaman yani limit değerine eşit olmayacak. Bx eksi 4'e eşit olmayacak arkadaşlar. Çünkü dahillik burada. Değil mi? Süreklilikten bahsediyorsak o fonksiyonun iki noktasında dahil olduğu noktada ki değerine bakmamız lazım arkadaşlar. Anlaştık mı? Umarım anlatabilmişimdir. Doğru cevabımız E şıkkı. Hop 4'ten yine 7'ye atladı. Bakalım şöyle yapalım. Geldik 5'e. F'den R'ye olmak üzere fx fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur? Yani Allah aşkına bana hemen şu soruyu görür görmez tanıdığını söyle. Bakın aradaki işaret artı olduğundan fonksiyonlarda çokça bahsettim bununla. Aradaki işaret artı olduğundan bu hemen bir kova grafik belirtecek, değil mi? Kova şeklinde bir grafik belirtecek. O zaman bunun sıfır yapan değerleri nedir arkadaşlar? Şunun kökü 3, bununki de 7. Hemen 3 ve 7 değerlerini burada yerine yazıyorum. X yerine 3 yazdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Burası 0 olacak. Şurası da eksi 4'ün mutlak değerinden 4 gelecek. Evet, şu kısım 4 gelecek. X yerine 7 yazarsam bu sefer bu tarafa gidecek. 7 eksi 3'ten 4 gelmiş olacak. Tamam. Şöyle. Bakın şu şekilde bir grafik olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buna göre bu öncülleri değerlendirelim. 10 ile 14 aralığında artandır diyor. Bakın 10 ile 14 aralığında artandır diyor. Şimdi 10 nerede? 10 şuralarda. 14 nerede? O da burada. 10 ile 14 aralığındaki arkadaşlar değerlere baktığım zaman bakın gerçekten bakın artan değil mi? Zaten 7'nin sağ tarafında artan 10 ile 14 de 7'nin sağ tarafında olduğundan dolayı fonksiyonun biz artan olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 4, 6 kapalı aralığında f türev x 0'dır. 4 ile 6 arkadaşlar şuralarda bir yerde değil mi? Burada da fonksiyonumuz zaten sabit olduğundan dolayı o zaman türevini aldığımız zaman 0 olacak tabii ki. Eksi 3, 2 aralığında azalandır. Eksi 3 nerede arkadaşlar? Bakın. Eksi 3. Eksi 3 aşağı yukarı buralarda. 2 de aşağı yukarı buralarda. Değil mi arkadaşlar? O zaman bakın. Eksi 3 ile 2 aralığı. Bakın. Soldan sağa doğru bakıyorduk ya. Burada eksi 3'ten 2'ye azalma yok mu? Zaten 3'ün sol tarafı azalan da. Yine de bu şekilde fonksiyon üzerinde de göstermek istedim arkadaşlar. Bu da doğru o zaman. 3 öncülümüzde doğru olduğundan dolayı doğru cevabımız E şıkkı. Bakın bunu görür görmez artık tanımanız lazımdı. Peki bu aradaki artı değil de eksi olsaydı o zaman nasıl bir grafik olacaktı? Şöyle Z harfine benzer. Tabii bu ters Z de olabilir arkadaşlar. Anlaştık mı? Grafiğimiz bu şekilde olacaktı. Bunları tanımanız önemli. Geldik 6'ya. Şimdi aşağıda f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Bakın türevinin grafiği. Öncelikle buralara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Burası f fonksiyonuna mı ait? Birinci türeve mi ait? İkinci türeve mi ait? Neyse önce buna dikkat edeceğiz. Sorumun çözümüne ondan sonra geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Bakın f türev x. Şuralar eksi eksi eksi. Bakın eksi 2'nin sağ tarafında. Bakın fonksiyonumuz hep nereye kadar? Hep bakın 5'e kadar artı.
Artık 5'in sağ tarafından itibaren yine eksi şekilde devam ediyor. O zaman arkadaşlar f fonksiyonu eksi 2 ile 5 aralığında pozitif olduğundan dolayı, bakın türev fonksiyonundan bahsediyoruz. Eksi 2 5 aralığında artan değil mi? Evet. Eksi 2. Bakın eksi 2 ile 5'i dahil etmeyeceğiz burada değil mi? Çünkü eksi 2 dediğim f türevi eksi 2 aslında 0. Burada f türevi 5 dediğimizde 0. Ha, tamam ÖSYM alıyor ama yani aslında doğru olan bu. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar eksi 2 5 aralığında artan. Ne artan? Fx artan. Nereden anladım artan olduğunu? Türevi pozitif. Türevi pozitifse arkadaşlar fx fonksiyonu kendisinin artan olduğunu anlamamız lazım. Bakın fx fonksiyonundan bahsettim. Değil mi? Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar 4 ile 3. F4 büyüktür F3. 4 ile 3 bu aralıkta değil mi? Evet. Bu aralıkta arkadaşlar bizim fx fonksiyonumuz artan değil mi? Evet. Artan olduğu zaman F4'te F3 değerinden daha büyük olmaz mı? Çünkü artan bir fonksiyondan biz bahsediyoruz. Yani şöyle düşünün. Artan bir fonksiyondan bahsediyorum ben. Şimdi F3 değerim benim buralarda. Burada bir yerde. F4 değerim de benim buralarda bir yerde olacak. Biz zaten artan fonksiyondan bahsediyorsak arkadaşlar gerçekten de bakın F4 şunun almış olduğu y ekseninde almış olduğu bakın şu F4 olmuş olacak. Şu 3'ün de almış olduğu değer F3 olacak ya. F4 değeri F3 değerinden büyük olmuş oluyor. Tamam. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakalım. F türev -1 büyüktür 0. Bu f türev zaten kendisi. Değil mi arkadaşlar? O zaman f türev -1 dediği aşağı yukarı şuralarda bir yerde değil mi? Bakın bu fonksiyona çarptırdığım f türev -1'in alacağı değer de arkadaşlar bakın sıfırdan büyük olmuş oluyor. Niye? Çünkü y ekseninin x ekseninin üst tarafında kalmış oluyor. Bundan dolayı almış olduğu değer de pozitif olmuş olur. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüze bakalım. F1 artı F3 sıfırdan büyük anlamına mı geliyor acaba? Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonumuz 1 ile 3'e bakalım. Şimdi 1 ile 3 de yine bu aralıkta değil mi? Eksi 2 ile 5 aralığında değil mi? Tamam. Burada bir artan fonksiyon söz konusu. Değil mi? Artan fonksiyon söz konusu. Ama şimdi buradaki f1'in ve f3'ün illa pozitif mi olması gerekir? Hayır. Yani f3'ün ve eksi 1 ya pozitif olması falan gerekmez arkadaşlar. Hani şöyle düşünsenize. Şimdi f3 değeri mesela eksi 1 değerini alamaz mı? Eksi 1 değerini alamaz mı? Veya eksi 4 değerini alır. İşte fonksiyonda ne bileyim işte eksi 5 değerini alır. Negatif değerler de alabilir yani hani sonuçta illa pozitif olacağı anlamına gelmez ki alacağı değerler. Değil mi? Şöyle eksi 3 deriz mesela. Değil mi? O yüzden ne olacak? Bu yine artandır. Ama almış olduğu değerler bakın eksidir. Bundan dolayı arkadaşlar bu sıfırdan büyük olur diye bir şey söyleyeyim. Olabilir de olmayabilir de yani. Bu kesinlik yok. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden bir ve ikinci öncülümüz doğru. Bakın bunlara işaret koyuyorum arkadaşlar. Bu grafik yorumları falan bizim için önemli. Geldik 7. soruya. 7. soruya. AB aralığında sürekli ve AB aralığında türevlenebilir bir f fonksiyonu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. FA eşittir FB ise f türev C eşittir 0 olan en az bir C eleman B vardır diye diyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru tabii ki. Niye? Çünkü bu Rolle teoreminden bahsetmiş. Rolle teoremine göre bu doğrudur. Ama tabii biz neden olduğunu göstereceğiz de. Şöyle yapalım. FA eşittir. Bakın şöyle bir an, eksen takımı çizmiş olalım şöyle. FA eşittir FB ise diyor. Bakın şöyle A diyelim. Şuraya da B diyelim arkadaşlar. Şunun almış olduğu değer bakın FA olsun. FA ile FB birbirine eşit olduğundan dolayı şunlar aynı hizada olmuş olacak. Tamam. FB diyelim. Evet. Şimdi F türev C eşittir 0 olan en az bir C eleman AB vardır. Yani bu AB arasında bir C elemanı vardır diyor. Türevi 0 olan. Şimdi bu fonksiyonumuz bizim doğrusal olmuş olsa bakın şöyle yani x eksenine tam paralel olmuş olsa c de bu aralıkta olmuş olsa arkadaşlar yani sabit fonksiyon olmuş olsa c de bu aralıkta bu sabit fonksiyon olduğundan dolayı türevi 0 olan en az bir c eleman AB vardır. Bunda sıkıntı yok. Ama şunu diyebilirsiniz ya hocam illaki
nereden biliyorsunuz sabit olduğunu? Sabit olmayabilir. Tabii fonksiyonumuz ne bileyim yani şöyle de olabilir yani değil mi? Bakın şöyle de olabilir. Tamam fark etmez ki o zaman şu noktada türevi sıfır olan bir tane C noktasını bulabiliriz. En az bir tane bulabilirse birden fazla da bulabiliriz belki. Hani şöyle gider belki o aralıkta. Burada da olabilir, burada da olabilir. Yani birden fazla da olabilir. Biz en az bir tane bulsak zaten yeterli. Tamam. O yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülümüze bakalım. Şöyle. Evet. Yine analitik düzlemimizi çizelim. FB büyüktür FA olduğundan. Bakın şurası A olsun. Şurası da B olmuş olsun. FB dediğimiz arkadaşlar şu kısım olacak. Şurası FB olsun. Şu kısımda FA olacak. Değil mi? Niye böyle çizdim? FB FA'dan büyük olacak ki. Ondan dolayı FB'nin daha yukarıda olması lazım. Tamam. Evet. Bu olduğu takdirde C'nin türevinin F türev C'nin sıfırdan büyük olmasını sağlayan bir yine AB aralığında bir C değeri vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyon böyle olduğuna doğru bir artanlık söz konusu değil mi? Tabii bu şekilde de artabilir. Hani fonksiyon böyle de artabilir. Bilmiyorum böyle de artabilir veya doğrusal da artıyor olabilir. Hiç bilmiyorum. Önemli yani bu aralıktan bir C değeri aldığım zaman arkadaşlar bakın dikkat ederseniz şöyle şu noktada bir teğet çizeceğim zaman arkadaşlar bu kırmızı doğru ne olmuş oluyor? Sağ yatık bir doğru olmuş oluyor. Sağ yatık doğrunun eğimleri pozitif değil mi? Evet o zaman bakın bu da türevi pozitif olur arkadaşlar. Değil mi? İkinci öncülümüz de doğru. Gelelim üçüncü öncülümüze. F fonksiyonu limitsiz yapan bu AB aralığında bir tane C değeri vardır diyor. Limitsiz yapan diyor. Şimdi biz arkadaşlar biz AB aralığına burada sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon demedik mi? Evet. Türevlenebilir ve sürekli bir fonksiyonsa orada zaten limit değeri zaten vardır arkadaşlar. Tamam mı? Eğer limit değeri olmamış olsaydı zaten yani bunun sürekliliğinden ve türevlenebilirliğinden bahsedemezdik. Bunlar varsa zaten direkt otomatikmen limitlidir arkadaşlar. Limitsiz yapan bir değer yoktur. Tamam mı? Doğru cevabımız C şıkkı. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik 8'e. Fx fonksiyonu 3. dereceden bir fonksiyondur. Tamam. Buna göre ifadelerinden daima hangileri daima doğrudur diye soruyor. Evet. Şimdi A büyüktür 0. Birinci öncülümüze bakalım. A ile B'nin çarpımı 12 ve büyükse fx fonksiyonu artandır. Fx fonksiyonu artan olacaksa arkadaşlar ben biliyorum ki türevi sıfırdan büyük olmuş olacak. Değil mi? O zaman alalım. Türevini alalım. F türev x eşittir. 3ax kare artı 12x artı b ifadesi gelmiş olacak. Bu sıfırdan büyük olacak. Değil mi? Şimdi bu sıfırdan büyük olacak da arkadaşlar bakın bu artık türevini aldığım zaman ikinci dereceden bir fonksiyon oldu. Yani parabol olmuş oldu. Bunun fonksiyonun daima arkadaşlar sıfırdan büyük olacaksa eğer bakın sıfırdan büyük olacaksa ne olacak? Deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Eşit de olabilir mi? Eşit de tabii ki olabilir. Niye? Bunu daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Değil mi? Çünkü delta küçük eşittir sıfır. Bakın delta küçüktür sıfır dediğim zaman şu olur. Tabi A sıfırdan büyük olarak bahsediyorum ya. O yüzden kolları yukarı doğru olan bir parabol. Tabi sıfır olma durumunda da arkadaşlar şöyle de olabilir yani. Hani buraya da geçebilir. Tam şöyle x ekseninde teğet olduğu durumda da arkadaşlar bir işaret değişimi söz konusu olmuyor ya. Yani tam şu noktanın sağında ve solunda arkadaşlar ikisi de artı olduğundan dolayı ifadelerin o yüzden bir işaret değişimi söz konusu değil. Bundan dolayı da arkadaşlar ne diyebiliriz? Artanlığı bozan herhangi bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı küçük eşittir de alabiliriz. Şimdi o zaman bunun delta küçük eşittir sıfır durumunu inceleyelim. B kare eksi 4 ac'sine bakalım. 12'nin karesi 144 eksi 4 çarpı a'mız 3a çarpı c'miz de b oldu değil mi? Küçük eşittir 0. Bakın 4 ile 3'ü çarparsam 12 geliyor. 144 ile sadeleştirirsem 12 eksi ab küçük eşittir 0 olacak. Buradan da 12 küçük eşittir ab olmuş olacak. Yani ab 12 ve 12'den büyük olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Bunda sıkıntı yok. Birinci öncülümüz demek ki doğru. Şimdi ikinci öncüle bakalım. A çarpı b
Büyük eşittir 12 ise, yani şu durumda ise birebir ve örtendir. Ben şimdi arkadaşlar bu aslında ne demek? Bakın bu aslında ne demek? Bak azalışa geçtiği herhangi bir durum söz konusu değil ya arkadaşlar. Burada zaten bakın türevini aldım. Türevi her yerde pozitif. Bu teğet olmuş olsa teğette de arkadaşlar yani artıdan eksiye geçen herhangi bir durum olmadığından dolayı her halükarda pozitif demek. Bu ne demek? Bu daima artan demek arkadaşlar. Daima artan demek. Şimdi şöyle x küp fonksiyonunu düşünün. Bu da daima artan bir fonksiyondu, değil mi? Şimdi bu fonksiyonun bir kere birebir ve örten midir dediğimiz zaman bakın yatay doğrular çizmemiz gerekiyor bizim. Bakın yatay doğrularda fonksiyon en az bir tane noktada kesiyor mu? Kesiyor. Örtenlikte bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Alamadığı bir örtmediği bir durum var mı? Görüntü kümesine yani y eksenine yok. O zaman birebir ve örtendir. Herhangi bir problem söz konusu değil arkadaşlar. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüze bakalım. F'in tersinde x bir fonksiyon ise a çarpı b küçüktür 12'dir diyor. A çarpı b küçüktür 12'dir diyor. Şimdi biz arkadaşlar a çarpı b'nin 12 ve 12'den büyük olduğu durum neydi? Delta küçük eşittir 0 durumuydu. A çarpı b 12'den küçük olacaksa bu da delta büyüktür 0 olmasıyla mümkündür. Delta büyüktür 0 olması demek ne demek arkadaşlar? İki farklı kökü vardır demek. İki farklı kökünün olması demek de iki farklı kökünün olması demek de aşağı yukarı böyle. Bakın artıştan azalışa geçtiği ve azalıştan artışa geçtiği durumlar söz konusu. Yani bir işaret değişimi söz konusu arkadaşlar. Tam şuralarda. Bundan dolayı arkadaşlar işaret değişimi söz konusu olduğundan dolayı bu fonksiyonun tersi olmaz. Niye olmaz? Niye olmaz? Biraz daha şöyle bir açıklayalım. Açıklayalım arkadaşlar. Bir tane bu bir fonksiyon düşünün. Artıştan azalışa geçtiği bir noktalar falan olacak ya. Bakın şöyle. Şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. Tamam. Şimdi artıştan azalışa geçtiği bakın noktalar var mı? Bakın artı eksi var. O zaman şimdi arkadaşlar ben şimdi ters fonksiyondan bahsedebilmem için birebir ve örten olması gerekmiyor mu? Bakın şöyle çizdiğim zaman arkadaşlar bakın şöyle çizdiğim zaman iki noktada kesen ifadeler olmuş oluyor. Yani birebirlik durumu söz konusu olmuyor. Bundan dolayı da arkadaşlar üçüncü öncülümüz doğru olmuyor. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Bunlar güzel sorular arkadaşlar. Bu yorumlara hakim olun. Elimden geldiği kadar açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Ama yine anlamadığınız yerler olduğu takdirde yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Tamam. Geldik 9'a. R'den R'ye olmak üzere fx fonksiyonuyla ilgili olarak hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Birinci öncül ne diyor? Daima artandır diyor. Daima artan demek arkadaşlar ne demek? F türev x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ben bunun türevini alıp sıfırdan büyük olma durumuna göre bakarım ama şöyle yaparız. Bak şimdi şu artı 1 olmamış olsaydı. O zaman fx fonksiyonu x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 olmaz mıydı? Evet. Yani bunun kökleri de ne olurdu arkadaşlar? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmuş olurdu. Değil mi? Daha şöyle yapalım da. Evet. Şöyle yapalım. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmuş olacaktı. Evet. Buralardan geçecekti. X'in bakın bunların katsayısı şimdi çarptığım zaman x üzeri 4'lü bir ifade gelecek ya. X üzeri 4'lü ifadenin katsayısı pozitif olduğundan dolayı bak şöyle gelmiş olacak. Tamam mı? Eğer negatif olsaydı o zaman aşağıdan doğru başlayacaktı. Anlaştık mı arkadaşlar? Katsayı pozitif olduğundan dolayı bu şekilde olacak. Bak şöyle geldi. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ben güzel çizemedim ama bu artı 1 demek ne demek? Bunun aynısını tut. Bir birim yukarı ötele demek. Bir birim yukarı ötele demek. Yani sonuçta fonksiyonun şeklinde, şemalinde herhangi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Sadece bir birim yukarı öteledim. Tamam. Bu daima artandır diyor. Şimdi daima artan mı arkadaşlar? Daima artan falan değil. Bakın nasıl değil? Ya şimdi artıştan azalışa geçtiği veya artı azalıştan artışa geçtiği bir sürü yer var. Ya daima artan olması için ya şöyle artması lazım. Yani ya şöyle artması lazım. Ya
böyle azalarak artması lazım ya da doğrusal şekilde artması lazım. Değil mi? Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Bakın mesela ne diyelim? Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar olan kısımda bakın soldan sağa azalmış. Daima artan falan olmuyor arkadaşlar. İkinci öncüle bakalım. 3 tane yerel ekstremum noktası vardır diyor. Bakın bir tanesi şurası, bir tanesi bakın şurası, bir tanesi de burası. 3. Değil mi? Şimdi yerel ekstremum ya siz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ekstremum noktalarından bahsediyor mu? Evet. O zaman ne yaparsın? Türevini alırsın. Sıfıra eşit olduğu noktaları bulursun. Yine buradan da 3 tane çıkar. Tamam, fark etmez. Biz grafikten yola çıkarak bu yorumları yapıyoruz. O kadar fonksiyon konuştuk değil mi? O yüzden şimdi bunları bu şekilde yapmaya da hakkımızın olduğunu düşünüyorum. F10 değeri ne olacak? 10 çarpı 11 çarpı 12 çarpı 13 artı 1 ifadesi gelmiş olacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi normalde köklü ifadelerle şöyle bir soruyla muhtemelen karşılaşmışsınızdır. 10 çarpı 11 çarpı 12 çarpı 13 artı 1. Bunu hemen pratik olarak biz nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Baştakiyle sondakini çarpıyoruz. 130. Şuradaki 1'i de ekliyoruz. 131'in karesi olmuş oluyor bu ifade. Kök dışına çıkarken de sonucumuz 131 olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın burada da baştakiyle sondakini çarpsam ne olacak? 130. Şimdi ortadakileri çarpmış olsam ne olacak? 132 değeri olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ben şimdi bakın şuradaki 131 değeri var ya. Bakın 131 değeri var ya. Şu aradaki. Buna ben A demiş olsam 131 değerine. O zaman 130 ne olacak? A eksi 1 olmayacak mı? Evet. 132 de A artı 1 olmayacak mı? Evet. Bu da artı 1 olmuş olacak. Bakın şu iki kare farkından dolayı A kare eksi 1 artı 1 gelecek. Buradaki ifadeler de gitmiş olacak. Yani sonuçta arkadaşlar ne olmuş oluyor? 100 bakın ben A kare demiştim. Değil mi? Yani sonuçta 131'in karesi gelmiş oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani F10 değerimiz 131'in karesi gelmiş oluyor. Doğru cevabımız bakın D şıkkı. Evet. Şunların ikisi doğruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik 10. soruya. Şekilde fx fonksiyonu AB aralığındaki grafiği verilmiştir. Aynı aralık için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle artan bir fonksiyondur diyor. Bakın buradan ne anlayabiliriz? Sıfırın x ekseni boyunca sıfırın sağ tarafına baktığım zaman arkadaşlar A pozitif, B pozitif. X ekseninin üstünde kaldığı için arkadaşlar fonksiyon pozitif olmuş olacak. Bir de tabii artan bir fonksiyon olduğundan dolayı soldan sağa doğru baktığımızda bunun türevi de ne olacak? Artan fonksiyonluktan dolayı f türev x'in de 0 olduğu bilgilerini hemen bir kenara yazalım. Aynı aralık için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle artan bir fonksiyondur? Şimdi arkadaşlar normalde kesinlikle artandır diyor ya bu denememiz gereken şıklardan bir soru. ÖSYM hani genel olarak cevapları D ve E şıkkına saklamayı seviyor uğraştırmak adına. Ben tabii sırasıyla yapacağım ama siz karşınıza çıktığı zaman öncelikle E'den başlayın. O şekilde terse doğru gidin. Bazen tabii arkadaşlar A şıkkında da olabiliyor ama artık genel olarak tabii bahsediyoruz. D'den ve E'den başlamak daha mantıklı olabiliyor. Ben şimdi A şıkkını deniyorum. Türevlerin bak hangisi kesinlikle artandır diyor ya. O zaman ben ne yapacağım? Türevlerini alacağım. Değil mi arkadaşlar? 2 karenin türevi 2x. Fx'in türevi de f türev x. Bakın ben x'lerin aslında x'ler dediğim burada A ve B. Değil mi? Bunlar pozitif. Pozitif 2 ile pozitif bir sayı çarptığın zaman pozitif olacak. Eksi f türev x de sıfırdan büyük olduğun zaman bu da pozitif olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi buradası artı. Eksi ile artıyı çarparsam eksi. Ya bunun sonucunu ben daima artan olduğunu bilebilir miyim? Bilemem arkadaşlar. Bunun sonucu artı da çıkabilir, eksi de çıkabilir. O yüzden A şıkkı olamaz. B'ye bakalım. Bunun türevini aldım. F türev x eksi 3x kare. F türev x pozitif olacak. X'ler burada yani A'lar ve B'lere karşılık geliyor. Bunların ikisi de pozitif zaten. Bakın şurası artı. Eksi 3 ile artıyı çarptığım zaman sonuç eksi. Bunun sonucunda ben artı ya da eksi olduğunu bilemem. O yüzden B şıkkı da olmaz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Bölümün türevini yapacak olursam birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. Değil mi? F türevi x'in ben artı olduğunu biliyorum. X'ler de artı. Artı ile artıyı çarparsam burası artı yaptı.
fx fonksiyonunda bakın burada artı değil mi? Evet, burası da artı. Artıyla bakın aradaki işaret eksi, artı ile eksini çarpın burası eksi olmuş olacak. Bunun sonucunu ben bilmiyorum. Payda tamam pozitif olacak ama sonucun ne olduğunu bilmediğimden dolayı C şıkkı da olmaz. D'ye bakalım, türevini alalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olmuş olacak. Fx burada artı. Değil mi? F türev x artı. X'ler de burada artı. Artı artı artı. Sonucu artı çıkacak. Bu daima bakın artan olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi E şıkkında deneyelim. Neden olmadığını gösterelim en azından. Şöyle yer açalım kendimize. Yine bölümün türevini yapalım burada. Birincinin türevi 1 çarpı fx eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin paydanın karesi f kare x dedim. Fx artı bu f türev x artı bu da çarpı artı oluyor. Burası artı. Tabii şu aradaki eksiden dolayı eksi ile artıyı çarptığım zaman şurası eksi oluyor. Artı ile eksinin farkının sonucunun ne olduğunu bilmediğimden dolayı bakın bu E şıkkı da olmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 11'e. Fx fonksiyonu bakın bu aralığında azalan bir fonksiyon olduğuna göre. Şimdi bakın x'ler burada sıfırdan büyük olduğundan dolayı x'ler sıfırdan büyük olacak. Değil mi? Bunu anladım. Şimdi azalan bir fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar türevini aldığım zaman ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Tamam. Bu aralıklardan hangisinde aynı zamanda daima artandır diye soruyor. Daima artanlık ya da azalanlıkları ne yapacaktık? Bu ifadelerin türevini alacaktık. Alalım. F türev x eksi x karenin türevi 2x oldu. Şimdi arkadaşlar bakın f türev x negatif. X'lerin pozitif olduğunu söyledik. Eksi bakın şu kısım pozitif olacak. Eksi ile eksiyi çarparsam eksi. Eksi ile eksiyi bakın topladığım zaman sonuç eksi olacak. Bu daima artan değil daima azalan çıkmış oldu. Değil mi? Gelelim B'ye. Bunun türevini alacak olursam f türev 2x çarpı için türevi yani 2x'in türevi 2. F türev x arkadaşlar sıfırdan küçük. Ben bunda 2x yazmış olsam bu yine fark etmez ki. Eksi olmuş olur. Eksiyle de 2'yi çarptığım zaman sonuç yine eksi olmuş olacak. Bu da daima yine azalan olmuş oluyor. C'ye bakalım. Bunun türevini aldığım zaman 2 eksi f türev x olmuş oluyor. 2 burada pozitif. Eksi. F türev x de zaten eksi değil miydi? Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından dolayı artı ile artıyı topladığım zaman sonucumuz artı gelecek. Bakın bu daima artan olmuş oldu. Şuna bakalım. Türevini alalım. 3 f kare x çarpı için türevi. Yani fx'in türevi. F türev x. Bakın burada karesel bir ifade olduğundan dolayı bunun sonucu zaten artı gelecek. F türev x negatif olduğundan dolayı artı ile eksinin çarpımı eksi olmuş olacak. Bakın bu da daima azalan olmuş oldu. Değil mi? Şimdi E şıkkı için de biraz bir yer açalım şöyle. Evet. Bölümün türevi yapmış olsak arkadaşlar bakın. Şimdi şurayı x gibi düşünseniz. 1 bölü x'in türevi neydi? Eksi 1 bölü x kare değil mi? Evet. Eksi 1 bölü x kare gelecek. Ama buradaki bakın ben 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare gelecek. Ama bunun önünde de bir eksi olduğundan dolayı o zaman eksi 1 bölü x'in türevi de artı 1 bölü x kare gelir. Değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Tabii bunu bir de ne yapacağım arkadaşlar? Paydanın türeviyle çarpmam lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman ne olacak? Bakın bu şuradaki ifademiz. 1 bölü f kare x gelmiş olacak. Bir de tabii fx'in türeviyle de çarpmam lazım pay kısmını. Bu ifade gelmiş olacak. Tabii siz isterseniz bölümün türevini de uygulayabilirsiniz ama gerek de yok. Şimdi ben f türev x'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Değil mi? Eksi bölü. Burası zaten artı. Eksinin artıya bölümü eksi olduğundan dolayı bu da daima azalan olacak. O yüzden bu da olmaz. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 12'ye ve son sorumuza. Fx fonksiyonu daima artan olmasını sağlayan. O zaman daima artanlıktan bahsediyorsa sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Değil mi? Şimdi türevini alalım. F türev x olacak eşittir. 3mx kare artı 12x artı 5 ifadesi olmuş olacak. Bu sıfırdan büyük olacak. Bakın bu ifade yine arkadaşlar bir parabol olmuş oldu. Bu ifadenin daima artan olması için deltasının 0 ve 0'dan küçük eşit olması lazım. Burada niye eşit olması gerektiğini anlattım değil mi arkadaşlar daha önceki videolarda da. Eğer anlamadıysanız daha önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Tamam.
Şimdi deltasına bakalım. B kare yani 144 eksi 4 çarpı a'mız 3m çarpı c'miz değil mi? Burası küçük eşittir 0 olacak. 4 ile 3'ü çarparsam 12, sadeleştirdim 12 kaldı. Eksi 5m küçük eşittir 0 oldu. Buradan da 12 küçük eşittir 5m. Bakın buradan da m en küçük ne olabilir arkadaşlar? 3 değeri olmuş olabilir. Tamam. Doğru cevabımız bakın burada D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.